Sevgili dostlar, o beklediğimiz an işte geldi. 28-29 Ağustos Cumartesi pazar günleri bir gezimiz olacak. Truva harabelerinin olduğu yere kadar, Ezine bölgesine kadar gidilip bir gezi yapılacak. Konaklamalı yapacağımız ve her iki bölgeyi de teferruatlı bir biçimde gezeceğimiz o gezi 28-29 Ağustos hafta sonunu kapsayan bir gezidir. Sizinle olmak istiyorum. Hadi gelin atalarımızın bu topraklar bize yurt olsun diye kan döktükleri bölgeyi hep beraber gezelim. Sevgili dostlar, merhabalar. Yeni bir hafta ve yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu hafta Türkiye'nin gündeminden uzaklaşmamak anlamında Türkiye'nin konuştuğu konuyu tarihi boyutlarıyla enine boyuna konuşmayı ve karşınızda bir anatomi masasında yatırılan kadavra gibi yatırıp incelemeyi planladık. Nedir bu? Yangınlar. Türkiye'nin bugünkü mevzusu, bu haftalardaki mevzusu, bitmek tükenmek bilmeyen ve birbiri ardına başka başka yerlerden başlayan ateşin çocuğu denilen, onun bunun çocuklarının çıkarttığı iddiası da ortalıklarda dolaşan bir takım yangınlardan bahsedeceğim. Ateşin çocukları bir sivil inisiyatif grubuymuş. PKK adı verilen it sürüsünün şehirde yapmış oldukları düzenleme kapsamında bir gençlik organizasyonuymuş. Gelsene, cesaretin varsa yiğitsen, ağaçları ve ormanları kendisine yurt yapan, mesken yapan hayvanları yakma. Gel cephede göğüs göğüse bu memleketin aslanları ile, bu memleketin yiğitleri ile, yani Mehmetçi ile mücadele et. Cephede Mehmetçik'ten yemiş olduğun tokatı ormanlarda sincaplardan, geyiklerden, ceylanlardan çıkartmayı da adamlık zannedip bunun reklamını yapıyorlar. Onlar mı yapıyor bilmiyorum. Bu bir doğal afet midir? Dünyanın doğal döngüsünde var olan bir şey midir? Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Mesela 5-6 aydır Amerika'da söndürülemeyen yangınlar var. Artık Kaliforniya şehir merkezine kadar yaklaşmış yangınlar var ve uzmanlar, bu işin uzmanları, Ekim ayına kadar Amerika'daki yangınların söndürülemeyeceğini söylüyor. Rusya'da, Yunanistan'da, Avustralya'da, İtalya'da bitmek tükenmek bilmeyen yangınlar var. Bu yangınlardan bir bütünü de Türkiye'de çıkan yangınlar. İşte bu yangınlar. Ama tutuklamalar var, görgü şahitleri var, bir ateş yandı, arabaya binip kaçtı gençler diyenler var ve ateşin çocukları denilen, onun bunun çocukları. Onlar Mehmetçik'ten arazide, dağda, cephede, mağaralarda yemiş olduğu tokatın intikamını sincaplardan, keçilerden, koyunlardan, ineklerden, geyiklerden, kuşlardan, yavrularını ve yumurtalarını terk etmemek için yanarak ölen kuşlardan çıkartıyorlar. Bunun da adına delikanlılık, bunun da adına erkeklik diyorlar. Yemişler sizin erkekliğinizi, Mehmetçik hesabınızı görecektir. Eğer o iddia doğru ise. Şimdi Türkiye'de yangınlar sürekli çıkıyor. 175 yangın, 164'ü kontrol altında. Bir gün sonra bakanlık güncelleme yapıyor. 186 yangın, 177'si kontrol altında. Bir gün sonra yine güncelleme yapılıyor. 193 yangın, 182'si kontrol altında. Bir sonra yine güncelleme yapılıyor. Bu 210'lara, 220'lere, 230'lara vurdu çıkan yangın. Ve her defasında bakanlık diyor ki 245 yangın, 236'sı kontrol altına alındı gibi rakamlar veriliyor. Sürekli yangınlar çıkıyor ve devlet sürekli söndürmeye çalışıyor. Muhalefet, vatanı düşürmek pahasına yapılan muhalefet, Necip Fazıl'ın tabiriyle bu ülkede muhalefet, vatanı düşürmek pahasına yapılan muhalefet diyor. Yapılanları görmüyor, yapılmayanları gösteriyor. Bak, buralarda yapılmıyor diyor. Artvin'den Muğla'ya, Kocaeli'nden İzmir'e, Aydın'dan Ankara'ya, Trabzon'dan başka bir kente, Türkiye'nin tamamına yakını olan bölgelerde yangınlar çıkıyor. Ve bu yangınlara devlet anında müdahale etmeye çalışıyor. Halk, devlet el ele. Bunu görmeyenler bazı yangınların
bazı bölümlerinde bir ufak aksama olunca işte burada devlet yok. Devlet nerede diyorlar. Devlet nerede? Vatan yanıyor. Yeter artık. Çıkın başımızdan. Gidin. Sizi istemiyoruz. Yönetemiyorsunuz. Devlet yanıyor, vatan yanıyor, ormanlar yanıyor. AKP nerede diyenler? Böyle bir kadın vardı malumunuz, arabada çıkmış. Burada devlet yok, uçak yok, ambulans yok, itfaiye yok. Yangınlar söndürülmüyor diye bas bas bağırıyordu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu hadiseyi gören başka birisi de biraz yukarıdan bunu çekmiş. Hatırlıyorsunuz. Kadın şurada. Burada bağırıyor. Görüntü şurayı alıyor. Şuradan biri çekmiş. Buradaki kadın diyor ki itfaiye aracı yok. Uçaklar yok. Devlet yok. Ambulans yok diyor. Buradan çeken şöyle gösteriyor. Ambulanslar var. Şöyle gösteriyor. İtfaiye var. Yukarıyı gösteriyor. Helikopterler uçuyor vesaire. Ve kadın devletin her tarafına elini uzatmaya çalıştığı ellerini görmezden geliyor. Bıktık artık, yeter sizden, defolun gidin diyor. İşte yangınlar yanar ve söner. Tarih boyunca birazdan bunu konuşacağız. Yanar, söner. Yangın çıkar, devlet söndürür. Yangın çıkar, kimse söndüremez, yanar gider. Yerine ağaçlar dikilir, maddi zarar karşılanır. Yine yanar, yine söner. Problem bu değil dostlar. Problem vatan hainliği ile muhalefet etmeyi ayıramayan insanların bu ülkede hali hazırda var olmaları. Asıl problemimiz işte bu. Asıl problem birbirinden maske çalarken suçüstü yakalanan Avrupalı devletlerin, birbirlerine acımaksızın zalimlik yapan Avrupalı devletlerin kendi ihtiyarlarına, kendi yaşlılarına hizmet götürmeyerek ölmelerine müsaade eden Avrupalı devletlerin bu ülkeye yardım edeceğini zannedenlerdir. Asıl problem bu. Yani Global Call ya da Help Turkey afişini paylaşan saflar Help Turkey diye acaba kime sesleniyorlar? Help Turkey diye seslendikleri ülkelerin daha dün maske krizi çıktığında birbirlerinden maske çaldıklarını, bugün de Dünya Sağlık Örgütü ile illegal toplantılar yaparak başka ülkelerden daha çok aşının kendi ülkelerine gelmesi için uğraştıklarını acaba biliyorlar mı? Help Turkey, Global Call çağrılarına muhatap olan ülkeler o kadar acımasızlar ki kendi yaşlılarına, kendi fakirlerine, kendi yoksullarına, kendi kimsesizlerine. Amerika'da yoksullar, Amerika'da kimsesizler, Amerika'da huzur evlerindeki ihtiyarlar, İtalya'daki Lombardiya bölgesindeki ihtiyarlar, Fransa'daki hastanede bulunan fakirler, yaşlılar, İngiltere'dekiler, Almanya'dakiler, orada yaşayanlara bir sorsanıza nasıl davranmış devlet? Bile isteye, huzur evlerinde insanlara ilaç götürmeyerek, doktor götürmeyerek nasıl öldürüldüklerini ya da İtalya'da olduğu gibi çöplere bile insan ölülerinin konulduğu, Lombardiya'da huzur evlerinin bir morg olarak kullanıldığı dönemleri unuttuk mu? Ki biz bugün onlara Help Turkey diyoruz. Hiç siz 4-5 aydır, 6 aydır yanan Amerika'da bir Amerikalının Help USA, Help Amerika dediğini ya da yaklaşık 3 aydır durmaksızın yanan Avustralya'da Help Avustralya diyen bir Avustralyalı, Amerikalı duydunuz mu? Aranızdan şimdi birileri diyecekler ki Avustralya'da istendi. İstendi mi? Türkiye'de bir gecede 8 milyon, toplamda 21 milyon defa Help Turkey tweet'i paylaşılmış, o fotoğraf paylaşılmış. Avustralya'da 21 milyon defa Help Avustralya dendi mi? Bizler çok safız. Help Turkey afişinin paylaşıldığı yerler yapılan araştırmaya göre, üstelik AK Partili değil, AK Parti'yi AKP diyen CHP'li anket araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın yaptığı araştırmaya göre Help Turkey diyen sayfaların %40'a yakını Amerika'da ve Avrupa'da o an çıkartılıp, o an oluşturulup yapılan sayfalardır. Ve Türkiye'den de bunlara inanan insanlar Help Turkey'dendi. Allah'a şükürler olsun, başarılı bir yangın politikamız var. Dünyada yangın söndürmekte zorluk çeken ülkelere göre bizler daha 10. günde hakimiyeti aldık ve tamamen söndürmeye doğru gittik. Amerika'da 6 aydır yangınlar devam ediyor. Avustralya'da 4 aydır yangınlar devam ediyor. 1 aydır
vardır, Yunanistan'da var, İtalya'da var. Hiç kimse bizim 3. günde yaptığımız feryadı yapmadı. Bu ne görgüsüzlük, bu ne cehalettir. Devlet elbette ki ilk etapta ambale olmuştur. Dünyanın bütün ülkelerinde bu kadar kapsamlı, ülkenin her yerinde bir anda çıkan yangınlar karşısında aciz kalabilirler. Dünyanın tüm ülkeleri. Amerika'nın bugün, Avustralya'nın bugün, Rusya'nın bugün, İtalya'nın bugün, Almanya'nın bugün, Fransa'nın bugün kaldığı gibi. Fakat daha sonra toparlayabilirler. Avrupa toparlayamadı, Türkiye toparladı. Kontrol altına almaya doğru gidiyor. Bir parça devlete güvenilse, bir parça devletim, devletim deseler ne güzel olur Türkiye'deki muhalefet. Ama Necip Fazıl'ın dediği gibi Türkiye'de muhalefet iktidarı düşürmek değil, vatanı düşürmek pahasına muhalefettir. Bu sözü ben demiyorum. 70'li yıllarda Necip Fazıl söylüyor. Devlet çok aciz gösteriliyor. Yeter ki Tayyip gitsin. Şu kulaklar neler duydu? Şu kulakların duyduğu bir şeyi söyleyeyim mi size? Muhtemelen şu kulakların duyduğunu sizler de duymuşsunuzdur. Ülke bölünebilir, iç savaş çıkabilir, ekonomik krizden Türkiye iflas edebilir, Türkiye'deki bütün ormanlar yanabilir, Türkiye rezil rüsva olabilir. Yeter ki Tayyip gitsin. Yeter ki Tayyip gitsin, biz her şeyi göze alabiliyoruz diyen geri zekalılar, vatan hainleri, öküzler diyeceğim, öküzlere hakaret olacak. Yediği kabı pisleten hainler var bu ülkede. Yeter ki Tayyip gitsin ama ülke bölünebilir, bölünsün, umurumda değil diyen insanları duydu bu kulaklar. Sizler de muhtemelen buna yakın şeyleri duymuşsunuzdur. Efendim, yangınlar tarih boyu çıkacaktır, çıkmıştır dedik ya. Hadi gelin, isterseniz biraz yangın tarihini konuşalım. Yani bugünkü gündem bize geçmişteki yangınları hatırlatsın. İlk defa Osmanlı Devleti'nde yangın, kayıtlı ve kontrollü yangın 1510'lu yıllardan itibaren ortaya çıkmış. 1510'dan 2000'lere kaç yıl var Enes? 1500-2000. 500 yıl var. 500 yıl var. Her yıl bir yangın çıksa Enes kaç yangın yapar? 500 yangın yapar. Değil mi? Sadece İstanbul'da 500 yılda 740 yangın çıktı. Dostlar, 500 yılda yalnızca İstanbul'da 740 yangın. Ben öyle atmıyorum. İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye sayfasına girerseniz, itfaiye sayfasında gün gün, yıl yıl kayıtlıdır. 740, hatta 740 küsür yangın. 500 yılda 740 küsür yangın. 1700'lerden itibaren ortalama yılda 4 yangın var İstanbul'da. Ama bir dakika, 740 yangında Enes, Tekirdağ, Kocaeli, Hereke, Samsun, Marmaris, Alanya, İzmir, Aydın, Kuşadası yok. Yalnızca İstanbul var. Yalnızca İstanbul'da 740 yangın. Bunu Marmaris'i, Alanya'yı, Fethiye'yi, Kuşadası'nı, Hereke'yi, Samsun'u, Hakkari'yi eklerseniz ne kadar çok yangın olduğunu sanırım anlamak kolaydır. Bir atasözü var. Der ki, Edirne selden, İstanbul yangından yok olacak. Öylesine çok yangınlar çıkmış ki. Mesela yazsanıza Google'a Hocapaşa yangını, yazsanıza Google'a Mercan yangını, korkunç görüntüler. Bir yangın çıkıyor İstanbul'da. Bu yangın nasıl söndürülür Enes? Yangın? İstanbul'da yangını söndürecek su olmadığı için nasıl sönmüş biliyor musun? Bir bölgede yanacak her şey yandıktan sonra yangınlar kendi kendine sönüyor. Yangın söndürmenin tek yolu yanacak her şeyin yanmasını beklemektir. Ne zamana kadar? 1714 yılında itfaiye tertibatının kurulmasına kadar. Sultan 3. Ahmet döneminde 1710'lu yıllarda kurulan itfaiye tertibatı 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan sonra ortaya çıkan Lale Devri'nde organizasyona haline geldi. Ve bir Yeniçeri bölüğü oluştu. Yangın ekibi, itfaiye ekibi, Yeniçerilerden oluşan bir ekip. Tulumbacılar. Tulumbacılar ekibi Yeniçeri'den çıkan bir ekiptir. 1720'lerden 1826'ya kadar tam 110 yıl hizmet verdi. 1826 tarihinde Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kapatınca Yeniçeri Ocağı'yla beraber Yeniçeri Ocağı'nın bir bölümü olan Tulumbacılar Bölüğü de kapatıldı ve yerine modern itfaiye tertibatı kuruldu. Tulumbacılar kapatıldı, itfaiye tertibatı kuruldu. Fakat 4. Murat döneminde İstanbul'da mesela sigara içmek yasaktır. Çok saçma değil mi Enes? Sigara içme hapisle cezalandırılır. Saçma değil mi?
bir yangın sonrası alınan bir karardır. Sigarayla uyuklayan bir adamın sigarasından çıkan, közden çıkan bir yangın, bir evin perdesini tutuşturmuş ve o koskoca bir ilçeyi yakmış. Şimdi sigara içmek yasak, mantıksız mı? Yani deneme yanılma yoluyla yapılan, mesela biz bugün bu izahatı yapmadan sigara içmek yasakmış, İçen adam da cezalandırılıyormuş deseydim saçma bulunurdu. Enes, sen torununa, torunum biz gençken maskesiz gezemiyorduk, maskesiz gezmek yasaktı, cezası vardı de, çok saçma bulmayacak mı? Bulacak. Ama bunun bir izahı var. Bunun bir sebebi var, sonucu var. Sebep-sonuç ilişkisi yani. Osmanlı Devleti'nde sigara içmek yasaktır. Çünkü sigaranın közüyle, sigaranın ateşiyle yangın çıktığında Allah korusun bütün bölge yanabiliyordu. Kadınların patlıcan közlemeleri yasaktır. Ne tuhaf değil mi? Evde patlıcan közlemek yasaktır. Neden biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nin yangın literatüründe patlıcan yangınları adı verilen yangınlar var. Kadınların patlıcan közleme, ha bu arada bir dakika, Fatih Sultan Mehmet devrinde, Kanuni Sultan Süleyman devrinde ya da Sultan 4. Murat devrinde patates, domates, patlıcan gibi sebzeler yok. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, 4. Murat, 1. Ahmet vesaire. Yaklaşık olarak 1800'lü yılların başlarına kadar yaşayan tüm padişahlar patatesi görmeden, patates denilen o patates kızartması, ama nasıl güzeldir Enes, kızarmış patates, ketçap. Bir de mayonez. Bir de ben mayonez sevmiyorum. Sen muhtemelen yanına kola dersin. Ben gazoz içerim. Bir tane Çamlıca gazoz harika gider. Nasıl ama, acıktık mı? Bu lezzetin Sultan Süleyman, bu lezzetin Fatih, bu lezzetin Sultan Murat farkına varmadan öldüler. Çünkü görmediler, çünkü bilmiyorlardı. Çünkü bu saydığım sebzeler Osmanlı topraklarına yetişmiyorlardı. Bunlar Latin Amerika sebzeleri. Dünya ile ticari anlamda entegrasyon yapıp ihracat, ithalat yapınca bunlar Türkiye'ye girdi ve Türkiye'de Türk milleti, İstanbullu, Osmanlı ahalisi bunların farkına vardı. Kadınlar patlıcan közlemeyi çok sever. Közlenmiş patlıcan. Ateşte yakıyorsun, sonra içini bir bıçakla sıyırıp kebabın üzerine seriyorsun. Muhteşem değil mi? Ama o közlenmiş patatesten çıkan bir köz, bir kıvılcım, bir evin perdesini yaktığında, söndüremezsen eğer, bir ilçe, bir ilin yarısı yanıyordu. Dolayısıyla patlıcan yangınları adı verilen yangınlar çıktığı için İstanbul'da ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde patlıcan közlemek yasaktır diye bugünden anlamanın çok kolay olmadığı yasaklar ortaya çıktı. Bazen de yangınları itfaiyeciler çıkartıyor. Ne kötü değil mi? Çünkü itfaiyecilerin maaşları yok. Söndürdükleri yangın kadar para alıyorlar. Bu yüzden yangını söndürüp ya da bazen yangın çıktığında evin sahibi ile pazarlık yapıp, anlaşma yapıp belli bir para aldıktan sonra yangını söndürüyorlarmış. Enes, ne tuhaf. Bu yüzden bazen de yangınları itfaiye çıkartıyor. Tulumbacı çıkartıyor. Bizim zamanımızda bize camcılar para veriyordu Enes. Camcılar, ben 74 İstanbul Fatih doğumluyum. Camcılar bize para veriyorlardı. Cam kırılması için. Top oynarken cama bir koyuyorsun, cam kırılıyor, hadi bakalım cam alınıyor vesaire. Camcılar cam kırılmasını isterlerken itfaiyeciler de yangın çıkmasını istiyorlardı eskiden. Dolayısıyla yangını bizzat onlar çıkartıyorlardı. Abdülhamit 1890'ların başlarında bu işe bir çare aramış ve bir emirle, bir kanun çıkartarak bu işi çözmeye çalışmış. Nedir o? Yangın duvarı. Dostlar, yazsanıza Google'a Abdülhamit yangın duvarı dediğinizde karşınıza daha fazla fotoğraf çıkacaktır. Ahşap evlerin aralarına betondan ya da taştan, piriketten ya da tuğladan duvar örersin. Bir evle bir diğer ev arasında o duvar kalır. Bazen şu an gördüğünüz fotoğraf gibi evler yanar fakat duvar kalır. Bu bir ilin, bir ilçesinin, bir semtinin, bir yakasının topluca yanmasını engeller, birkaç evle ya da bir sokakla bu işi bitirir. Yangın duvarları Abdülhamit Han'ın bulduğu ama Avrupa'da daha önce kullanıla gelen bir sistemdi ve İstanbul'daki yangın sayısını çok ciddi anlamda bitirdi, engelledi. Buna rağmen 1510'lardan 2020'lere kadar 740 küsür tane yangın var. 740 küsür yangın. Korkunç bir rakam. Her yıl bir yangın çıksa 500. İstanbul'u ne yapsın?
Deniyor ki yangından korunmak için taş evler yapın. Ama o zaman da deprem oluyor. Taş ev yıkılıyor. Depremden korunmak için ahşap ev yapın. Ama o zaman da yanıyor. Ya yangından ya da depremden İstanbul 100 yılda bir dizayn olmuş, görünümü değişmiş. Mesela yaklaşık 1000 yıllık mazisi olan 1100 metrelik bir cadde var. Biz o caddeye Venedik Doçu'nun oğlu Alfonso Gritti'den dolayı ya da Alohisso Gritti'den dolayı Beyoğlu diyoruz. Beyoğlu, Venedik Dükü, Venedik Kralı Bey'dir. Onun İstanbul'da ticaret yapan ve Pargalı İbrahim Paşa'nın da danışmanı olan Alfonso Gritti de o beyin oğludur. Onun evinin olduğu yerde bey oğludur. Ama oranın asıl adı Grand de Rue'dur. Yani uzun cadde, büyük cadde. İşte o Grand de Rue yaklaşık 1000 yıllık bir mazisi bulunmaktadır. Fakat bu 1000 yıllık mazisinin bugün hiçbir parçası yoktur. En eski ev 150 yıllıktır. En eski konak, en eski han, en eski yapı yaklaşık olarak 150 yıllıktır. 100 yılda bir görünüm ve kimlik değiştiren İstanbul maalesef o güzel 1500'lü, 1600'lü, 1700'lü yılların görüntüsünü gösterememektedir. İstanbul'daki en eski binalar ortalama 1800'lü yıllardan kalmadır. Boğaz'da var 1695'ten kalma bir yalı. Yazın Google'a Amcazade Hüseyin yalısı. Karşınızda işte öyle tuhaf bir şey çıkacaktır. En eski yalı budur. Yangınlar İstanbul'da bu kadar problemken Anadolu'nun neresinde, ne zaman, hangi yangın çıktı maalesef bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Bu ancak il il, ilçe ilçe, nahiye nahiye, eyalet eyalet, sancak sancak, kadı sicillerinde ya da şeriye sicillerinden bahsetmiyorum. Salnamelerde ya da o günü anlatan hatıra kitaplarında biz hangi şehirde ne zaman yangın çıktığını anlayabiliriz. Ciddi bir araştırma yok. Yani Osmanlı Devleti'nin genelini kapsayan ciddi bir araştırma yapılmamış. Yapılan araştırmalar 1500'lerin başlarında İstanbul'da başlıyor. Yaklaşık 500 yıllık bir envanter. Bu envanter 500 yılda 700 küsür yangının İstanbul'u mahvu perişan ettiğini söylemektedir. Bu yangınlar çoğunlukla fırınlardan, lokantalardan ve kahvehanelerden çıkmaktadır. Şimdi anlaşılır oldu mu? 1580'li yıllara kadar İstanbul'da kıraathanelere, kahve pişirilen kahvehanelere neden izin verilmedi? Enes, ilk başta desem ki kahvehaneler yasak Osmanlı'da. Tuhaf değil mi? Ama sebebi yangınlar çoğunlukla söndürülmeden dükkan kapatılan kahvehanelerin kahve közlerinden çıkıyor. Şimdi anlaşılır oldu mu bu yasaklar? Ya kahvehanelerden, ya lokantalardan, ya da fırınlardan çıkıyor. Hepsi de izah edilebiliyor. Fırınları nasıl çözmüşler? Fırınlara çözmemişler. Fırınlara yasak yok. Sadece çok sıkı tedbirler konulmuş. Yangın söndürülmeden, üzerine su dökülmeden gidilmeyecek vesaire diye. Tamam da ya ben o kurala uymadım, gitmedim. Yani giderken su dökmedim. Ne oluyor? İşte koskoca bir Fatih semti ya da koskoca bir Üsküdar semti. Şeyi bir daha koysana yine şuraya. Bir daha görelim. Bir daha koy. Şu devasa yangını bir kere daha görelim. Bu yangınlar maalesef İstanbul'da hemen hemen her yıl, 2 yılda bir bu korkunç yangınlar İstanbulluları maalesef bozmuştur. Edirne selden, İstanbul yangından yok olacaktır. Taş yaparsan depremden, tahta yaparsan yangından gideceksin sözü İstanbulluların maalesef düçar oldukları sonlardır. Bugün Türkiye'yi, bugün bölgemizi, bugün bütün dünyayı kaplayan bu yangınlar maalesef dünyanın doğal bir döngüsüdür. Ha bu arada yangınlar yanıyor ya, giden canlar, hayvanların telafisi yok. Ben normalde bu tür videolar seyretmem. Yani beni mahveder, ben etkisi altında kalırım. Siz de seyretmeyin ama bir tane video vardı. Ormanda yanan hayvanların bağırmalarını çekmişler. Yani ormandan geliyor o bağırmalar. Çok fena yani, insanı çok rahatsız ediyor. Diri diri yanan hayvanların çığlıkları ormanı kaplamış. Bunların telafisi yok. Eğer bir insan yakmışsa Allah onun bin türlü belasını versin. Allah ona en kötü ölümleri nasip etsin. İnşallah. Ama bu doğal döngü. Hayvanların telafisi yok. Canların telafisi yok. Evlerim var. Devletimiz yeniden ev yapar. Mobilyalarım var. Devletimiz yeniden mobilyalar verir. Doğru mu köylülere? Hepsi geçici acılardır. Hayvanların telafisi yoktur. Ama ağaçların telafisi var. Hatta yangınlar daha gür
ormanların habercisidir. Çünkü yangınların külleri, o ağaçların külleri bir nevi toprağı besleyen bir unsurmuş. Ormanlar bir daha orman olur. Şu an sabah seyrettim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elinde fidan yetiştirme yerlerinde 500 milyona yakın fidan varmış. Güzel rakam değil mi? 500 milyona yakın ağaç fidanı. Bu büyük bir kampanyayla 1 milyara da ulaşır bir anda. Yetmedi mi? Dışarıdan da alırsın, ithal edersin. Bir de bir şey daha var. Bunu söyleyeyim ve kapatayım dostlar. Bir şey daha var. Yangınlar bilerek devlet tarafından çıkartılıyor diyenler var. Onlara buradan oha ve çüş demekten öteye gidemeyeceğim. Şuursuzluğum ve aptallığım bu kadarı olur mu? Anayasa ile belirlenmiş kanunlardan biri diyor ki, Orman Kanunu der ki, yangınlarla yok edilen, yangınlarla açığa çıkan alana ağaçlandırılmanın dışında başka bir şey yapılamaz. Çok ciddi bir şeydir. Cumhurbaşkanlarımız Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar affedebiliyor bazı mahkumları. İşte Enes söyledi, bir mahkumu affedemiyormuş yetkisi dışında orman yakanları. Ve kanunlarla sabittir dostlar. Müşteri olun lütfen. Yanarak yok olan ormanlık alana ağaçlandırmanın dışında başka bir şey yapmak kanunen yasaktır. O bölgeler kanunen ormanlık alandır. İstimlake ya da imara, otele açılamaz. Orası tekrar ormanlık alan olacaktır. İlerleyen zamanda zaten biz bunu göreceğiz. Ormanlık mı oluyor, başka bir şey mi oluyor? Ama elimizde şu an 500 milyon civarı fidan var. İnşallah bu fidanlar 1 milyar olacak. Yetmezse yine alırız. Milyarlarca ağaç dikerek Türkiye'mizi, bizim başka ülkemiz yok, başka devletimiz yok, başka toprağımız yok. Türkiye'mizi tekrar ağaçlandıracağız. Birinden duydum, ne güzel. Ağaçlarımızı yakabilirsiniz ama tekrar ağaç dikeceğimiz topraklarımız hala bizde. Çok önemli. Topraklarımız hala bizde. Ve o topraklar yakarak verimsizleştirilemiyor, hamdolsun. Yangınlar çıkar, yangınlar söner. Allah gönlümüzdeki, aklımızdaki ve vicdanımızdaki yangınlara çözüm bulsun. Hükümete muhalefeti vatanı düşürmek pahasına düşünenlerin dışında herkese selam olsun. Devletimiz, vatanımız, milletimiz ve hükümetimiz pek çok zorluğu üstesinden geldiği gibi bu zorluğun da üstesinden gelecektir. Allah'a emanet olun.